Merhaba, diksiyon kursundayız ve Emine Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte söyleşide bulunacağız ve diksiyon kursuna nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve bundan sonrası için neler düşünüyor onları anlatmasını isteyeceğiz. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Emine Şentürk, 1977 Hatay doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Ben lise, üniversite okuyamadım. Evet, bunun için hiç pişman olmamıştım geçen seneye kadar. Şimdi diksiyonla birlikte evet her geçen gün çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bu da bana çok güzel katkıda bulunuyor. Benim işim dolayısıyla, benim işim de yani öncelik olan şey iletişim. Ya, o yüzden başlama ihtiyacı duydunuz. O yüzden başladım ama ben diksiyonun bu kadar geniş kapsamlı olduğunu bilmiyordum hayatımızda. Evet. O yüzden ikinci kura devam ettim. Evet, bir bitirdiniz, sertifikanızı aldınız. Şimdi ikinciye devam ediyorsunuz. Evet ki vakit bulabilirsem, fırsatım olursa kış döneminde asıl uzun zamanda tekrar devam etmek istiyorum. Çünkü daha öğrenilecek çok şey var. Evet, evet. Peki neler değişti sizce? Şöyle birkaç örnek verelim. Ben hayatımda hiç şiir okumadım. Bunu bilmiyordum. Bu yaşıma kadar. Yani şiir okumaya başladım ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle Tahir ve Zühre. Evet. O bana çok anlam kattı. Onu okuduğumda çok güzel şeyler hissettim. Çok ve şiir güzel. Okumak güzel. Evde yalnız başıma çok güzel okuyorum. Bütün gün elimde o kitapla geziyorum. Her fırsatta onları okuyorum. Tabii burada heyecandan olmuyor. Evet, yani hiç öyle görünmüyorsunuz burada. Ama gerçi çalıştığınızı biliyorum. Çalışıyorum. Ama çalıştığınız kadar daha göstermiyorsunuz o zaman. Çok heyecanlanıyorum. Evet, tekerlemeleri çok tekrar ediyorum. Sabah 15 dakika. Gece yatmadan önce 15-20 dakika mutlaka çalışıyorum. Çok güzel. Dilimi zaten daha güzel işte kullanmak için. Düzen önemli. Yani 15 dakikada ya da yarım saat ama mutlaka her gün yapmak gerekiyor. Benim toplantılardan sonra boğazımda çok ağrı oluyordu. Bastırıyorsun. Evet, ses tellerime zarar veriyordum büyük ihtimalle. Şu anda ortadan kalktı. Kesinlikle 1 saat, 2 saat toplantı yapayım. Sonrasında çok rahatım. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bu da nefesi düzgün kullanmaktan. Evet. Hatta geçen gün fabrika gezimiz vardı. Müdür gezdiriyordu bizi, müdürümüz. Boğazı böyle gıcıklandı, dedim ki diyaframdan konuş. Eyvah eyvah, satmaya da başladınız. Öyle yapıyorum Emine Hanım ama dedi yine de dedi zorlanıyorum verdiğim için. Evet, çok güzel faydasını gördüm ve etrafımda da çocuklarıma da hani evimde de olduğu kadar fayda göstermeye çalışıyorum, öğretmeye. Umarım daha da geliştireceksiniz İnşallah. Diyaframınızı, sesinizi, kelimelerinizi ve şu heyecanınızı dizginleyip İnşallah. Konuşmanızı daha da aktif hale getireceksiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Rica Siz ederim. Daha çok sevdirdiniz. Ne kadar güzel, çok sevindim. Çok teşekkürler, emeğinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere.